Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Şubat ayı hareketli bir ay. Seyahatleriniz olabilir, girişimleriniz olabilir. Bu ay yeni şeyler öğrenmeniz, ufkunuzu genişletmeniz mümkün görünüyor. Aya güçlü bir yeni ayla başlayacağız. 1 Şubat'ta Satürn'le birleşen Kova burcunun 12 derecesinde yeni ay doğacak. Bu yeni ay 3. evinizde doğuyor. Satürn etkisi biraz hayata ciddi bakmanızı gerektirebilir. Sorumluluklar öne çıkabilir. Bazı kısıtlamalarla da karşılaşabilirsiniz. Hangi alanlarda olabilir? Belki seyahatlerde bir gecikme olacak. Eğitim alanında bazı gecikmeler olabilir, kısıtlamalar olabilir. İletişim alanlarına dikkat etmek lazım. Bu yeni ay döngüsünde işte kullandığınız telefonunuz, bilgisayarınız, elektronik araç gereçlerinizde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ya da bunları yenilemeniz gerekebilir. Yani bunun gibi bir etki söz konusu. Ama ticari konularda bir sorumluluk almanız, belki bir anlaşma, sözleşme yapmanız, bir eğitime başlamanız mümkün bu yeni ay ile beraber. Kardeşlerle de ilgili konular aktif, yakın çevrenizde olup bitenler de sizi etkiliyor. Belki kardeşlerinizle ilgili temalar ön planda olacak ayın genelinde. 15 Şubat'a kadar da bu yeni ay gündemimizde olacak. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Sabit burçlarda bulunuyorsa özellikle tabii ki bu etkiler daha da artacaktır. Kova, Aslan, Boğa ve Akrep burçları bu yeni ayda en güçlü etkiyi alıyorlar. Sizin de kişisel haritalarınızda sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bunları 8-16 derece olarak da değerlendirebilirsiniz bu aralıkta. Yeni ay sizin için güçlü olabilir. Evet, Merkür retrosu artık tamamlanıyor. 5 Şubat'ta Oğlak burcunda ileri harekete dönecek. 15'ine kadar Oğlak burcunda, 15'inden sonra ise Kova burcunda ilerleyecek. Venüs ve Mars Oğlak burcunda birlikte hareket edecekler bu ay. Yani ikinci evinizde aslında şöyle bir gezegen birikimi var. Bu da bu ayın genelinde finans ve para konuları, işte bütçenizle ilgili konuların, gelir gider dengenizle ilgili alanların daha fazla dikkatinizde olduğunu da işaret ediyor. Geçtiğimiz ay yaşanan Merkür retrosu ve Venüs retrosu parasal konularda gecikmeler, sıkıntılar yaratmış olabilir. Bu ay gezegenlerin düzelmesi artık bu parayla ilgili konuları, sorunları çözmek için daha fazla mücadele harcayabileceğinizi de işaret ediyor. Mars burada enerji getiriyor size. Para kazanmak için bir çaba gösteriyorsunuz ve tabii ki geri dönüşlerinin de artık olması, hani biraz daha sizi memnun etmesi mümkün. Özellikle ayın 18'inden sonraki dönemde Venüs'ün Mars'ın birleşmesi ve parasal alanda bazı şanslı gelişmelerin olması mümkün. Jüpiter'le Uranüs arasında da güzel bir açı söz konusu olacak. Bu da size şans getirebilir. Özellikle parayla ilgili konularda destekler alabilirsiniz. Ve ayın 16'sına geldiğimizde 27 derece Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 9. evinizde. Sizin için aslında keyifli bir Dolunay. Ateş elementinde olacak. Enerjinizi, motivasyonunuzu arttırıyor. Yurt dışı konuları, uluslararası konular, buralarda bazı hedefleriniz varsa bu Dolunay, evet, artık şartları netleştirebilir. Yani yurt dışına belki gitmek istiyorsunuz, bir seyahat istiyorsunuz, yurt dışında okumakla ilgili bir planınız var, yurt dışında çalışmak, yurt dışında yerleşmek ya da uluslararası alanda faaliyetler içerisinde olmak istiyorsunuz. Burada bu Dolunay içinde bulunduğunuz şartları netleştiriyor, belki bazı hedeflerinizi gerçekleştiriyor. Artık bir sonuç alma dönemindesiniz. Üstelik bu Dolunay sırasında Venüs ile Mars da güzel bir kavuşumda olacak. Yani bu Dolunay size parasal anlamda da güçlü etkiler getirebilir. Bu bir iş bağlantısı olabilir. Aynı zamanda hukuksal bir başarı olabilir. Yani beklediğiniz bir yasal belki bir sürecin sona ermesi, bunun sonucunda bir paranın elinize geçmesi mümkün. Akademik konularda başarılar olabilir. Yolculuklar zaten bu Dolunay. Aslında Şubat ayının genelinde yolculuklar alanında siz daha şanslısınız. Seyahat etme olanağınız yüksek görünüyor. Ve bu Dolunay size yeni ufuklar da açabilir. Vizyonunuz genişleyebilir. Yani özgüveninizi, cesaretinizi de arttırdığı için belki yeni hedefler belirleyeceksiniz kendinize. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 27 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Özellikle sabit burçlarda. İşte o zaman bu Dolunay'ın sizin için bireysel etkilerinin çok daha güçlü olacağını söyleyebiliriz. Evet, 18'inden itibaren Güneş Balık burcuna geçiyor ve artık ayın 18'inden itibaren daha çok
duygusal olarak kendinizi güvende hissetmek isteğiniz artıyor ve ailenize, yuvanıza, özel yaşamınıza, evinize yönelebilirsiniz ve buralardaki faaliyetler özellikle ön plana çıkabilir. 23-24 Şubat Mars, Neptün, Venüs, Neptün olumlu açıları da özellikle belki aileden bazı destekler alabileceğinizin göstergesi. Bir paraya ihtiyacınız var, işte ailenizin destekleri olabilir ya da bir mülkü, bir gayrimenkulü satmak istiyorsunuz, kiralamak istiyorsunuz ve bununla ilgili bir gelir elde etmek istiyorsunuz. Bununla ilgili yardımcı olabilecek açılar var gökyüzünde. Aslında ayın 20'si ile 24'ü arasında buralarda hızlı gelişmeler olabilir. Evet, 25-26 Şubat Merkür-Uranüs karesi biraz sert bir açı ama sizi çok fazla etkilemiyor. Hava şartlarında hızlı gelişmeler yaratabilir. Bazı elektrik, elektronik araç gereçlerde, sistemlerde arızalara, kısıtlamalara yol açabilir. Kazalara ve sakarlıklara yol açabilir. Sabırsız ve dürtüsel olmamak gerekiyor. Daha sakin, daha sağduyulu olmak gerekiyor. Özellikle ayın 25'i ve 26 civarında. Ayın geneline baktığımızda bu ay hareketli bir ay. Seyahat imkanlarınız var. Yurt dışı bağlantılı bazı amaçlarınıza ulaşabilirsiniz. Hukuksal bir işiniz çözümlenebilir. Eğitimle ilgili yeni girişimleriniz var ve ay boyunca özellikle iş ve ticari hayatınızda yapacağınız para kazanmaya yönelik bazı çabalarınız da ayın 18'inden sonraki dönemde daha fazla desteklenebilir. Geçtiğimiz ay yaşadığınız parasal bazı sıkıntıları bu ay çözmeniz, biraz daha hani rahatlamanız mümkün görünüyor sevgili yaylar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.